İki Mühendis kanalında yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Ben Mert Sezer. Ben Cem Kafadar. Bu videoda sizlerle iş hayatında aradan birisi olabilmek için 5 tavsiye üzerine konuşacağız. Size anlatacaklarımız var. Hazırsanız çay kahve alın gelin bakalım. İş hayatı. Her üniversite öğrencisinin üniversiteye girmeden önce merak ettiği kabusu iş hayatı. Şimdi iş hayatında kendinizi bir yerlere konumlandırabilmek, hem işveren hem takım arkadaşlarınız tarafından önemli görülebilmek, idol olabilmek, aranan birisi olabilmek, ya ben de böyle birisi çalışsa diyen birisi olabilmek için bazı ne diyelim donelere sahip olmak gerekiyor. Biz de genellikle özellikle Cem abinin tecrübesinden ve bizi etrafımızda gördüğümüz kişilerden 5 tane şey sizlerle paylaşacağız. Bunlardan bir tanesini güven uyandırmak olarak ben kapıyı açıyorum. Kesinlikle. Yani bir çalışan, bir şirketin bir halkası, zincirin bir halkası etrafına, patronuna veya iş yaptığı kişiye öncelikle güven vermek zorunda. Kesinlikle. Siz kendinizden düşünün. Konuşmasında güven hissetmediğiniz birisine ne kadar iş yapmak istersiniz, ne kadar vakit geçirmek istersiniz, ne kadar hayatı paylaşmak istersiniz. Öncelikle güven olarak düşünüyorum çok ben doğru, değil mi? Çok doğru Mert'ciğim. Güvenin de en güzel göstergesi ne biliyor musunuz? Çok basit göstergesi. Verdiğiniz sözü tutun. Değil mi? Ya da tutamayacağınız sözü söylemeyin. Yani basit, en basit şeyse bu. Ayrıca güven sadece iş hayatı için değil. Tüm ilişkilerimiz için geçerli. Sadece iş hayatında değil. Dediğim gibi ortaklık ilişkisi içinde, arkadaşlık ilişkisi içinde, evlilik ilişkisi içinde, bir baba oğul ilişkisi içinde, hepsinde güven önemli. Güven yoksa geri kalan hepsi boş. Zaten evet sıkıntılı demektir. Güven bence her şeyin başı. Bir şey söyleyeceğim, belki sonunda söyleyecektim ama ben aslında bu tip böyle paketlenmiş, hap haline getirilmiş şeyleri çok fazla sevmiyorum. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Ama buradaki konular hem benim bizlerin yaşadıkları hem de bütün artık kişisel gelişimle ilgili kafa yormuş herkesin söylediği şeyler. Biz onlara kendi yorumumuzla konuşacağız. Ama benim sizlere tavsiyem bu videoların buna benzer birkaç video daha çekeceğiz. Sonrasında mutlaka konuyla ilgili siz de araştırın. Ve bir de hiçbir zaman şunu bilin ki burada söylendikten sonra veya bu tip eğitimlerden sonra hemen insan değişmiyor. Asıl olay onu içselleştirme sürecini doğru gerçekleştirmek, hızlı gerçekleştirmek. Ben bunu hayatıma nasıl sokabilirim, nasıl geçirebilirim, ne yapmalıyım? Yani burada iş şurada bitiyor. Biz burada size başlıkları vereceğiz. Evet. Aslında evet, sadece güven üzerine otursak burada saatlerce konuşabiliriz. Saatlerce konuşabiliriz. İstiyoruz ki size bu konu başlıklarını verelim. Hı-hı. Ve siz bunları araştırın. Araştırmadan, okumadan, yazmadan bir şey içselleştirilmiyor kesin zaten. Bunu içselleştiremezseniz tüm burada yazılanlar, tüm o benzeri kitaplar boşta kalacaktır. Yani böyle bir kitabı, videoyu seyrettikten sonra hep şunu sorun kendinize. Ben bunu hayatımın içine nasıl geçirebilirim ya da geçirmemeliyim? Benim tarzım bu değil. İşte kendini bilmek bu anlamda çok çok önemli. Biz gene o zaman hemen maddelere devam etmiş olursak güvenden konuşuyorduk. Güven az önce söylediğin çok doğru. Eğer bir şey yapamayacağınıza inanıyorsanız veya zorluysanız söz vermemeniz gerekiyor. Çünkü güven çok zor kazanılan bir şey. Özellikle iş hayatında. Ve çok çabuk kaybedilen bir şey. Yani herkes para kazanmak, hayatını devam ettirmek, yeni iş almak peşindeyken güven normal sosyal ilişkilerden daha zor kuruluyor iş hayatında. Aynen. Ve aynı kolay yani tam tersi yönde o kadar kolay da kaybedilebiliyor. 10 kere iyilik yapabilirsiniz, bir kere sözünüzü tutmamanız ama o adam sözünü tutmuyor, o kadın sözünü tutmuyor olur. O yüzden güven hayati öneme sahip biri. Bir diğeri de o zaman güvenden devam edelim. Bardağın boş tarafından bakmak. Olumsuz olmak. Bu olumsuz olmamak diyelim. Biz olumlusunu konuşuyoruz. Bazı insanlar var değil mi? Her zaman olumsuzu gösteriyor. Her zaman bardağın boş tarafından bakıyor. Böyle bir insanla da siz ne kadar iş yapmak istersiniz? Kesinlikle. Ne kadar aynı şirkette, aynı projenin altında sorumluluk almak istersiniz? Değil mi? Yani bu en önemli ikinci konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ya mühendislik aslında şu değil mi arkadaşlar? Minimum kaynakla maksimum verimliği elde etmek. Biz minimum kaynakla maksimum verimlilik derken ne diyoruz? Minimum. Yani zaten bizim elimizde kaynaklar hep sınırlı olacak. Biz bu yok. Benim elimde bu yok. O zaman ben de bunu yapamam. Şu yok bu diye sızlanmak yerine sürekli olarak o kaynaklardan nasıl maksimum verimi alırız söylememiz lazım. Ve iş hayatı sadece inşaat sektörü değil. Bütün iş hayatında sizin hep kaynaklarınız sınırlı olacaktır arkadaşlar. Ve o sınırlı kaynaklarla sizin
yapabileceklerinizi dinlemek ister yöneticiniz, patronunuz. Ne yapabilirsin? Bu olmuyor. Bu şey yapmıyor. Sizin çözümün parçası olmanızı isterler. Şey çok ilginç değil mi Cem abi? Hayatta önemli olaylara, bir şey başarmış insanlara baktığın zaman da hayatlarında hep olumsuzluklardan bir yere gelmiş olması. Hep bir senin dediğin gibi bir rağmenlere, ona rağmen. Yani aynen. Kurtuluş mücadelesine bak, dünya savaşlarına bak, Elon Musk'a bak. Kaç kere roket düşürmesine rağmen olumsuz tarafından bakmadı hiç kimse. Bu sebeple olumsuz olmak yerine dediğin gibi bir mühendis gibi düşünerek imkansızı da imkanlıya çevirebilmek gerekiyor. Bu arada ama bir küçücük incecik çizgi var Mert'cim. Bir taraftan da kafamızda en olumsuz senaryoları kurgulayıp ona göre de hazır olmamız lazım. Yani burada olumlu düşünmek şu demek değil. Toz pembe düşünelim, her şey nasıl olsun. Polyanlacılık oynamayacağız. Değil. Biz bunu nasıl çözeriz? Bu noktada olumlu düşüneceğiz ama başımıza bak böyle böyle dertler de gelebilir deyip o olumsuza göre de pozisyon alacağız. Çok güzel. O zaman ben 3'e geliyorum. İş hayatında şirketlerden örnek verelim. Şimdi diyelim ki sizin çalıştığınız veya çalışacağınız böyle bir hikaye düşünün. Şirket sahibi çok zor birisi. Konuşamıyor, her şeye kızıyor, hiçbir şeye evet demiyor. Sizin müdürünüz de o kadar ağzı güzel laf yapıyor ki ağırdan giriyor, buradan çıkıyor, istediğini o patrona evet dedirtebiliyor. Şimdi bu insana duyacağınız güven, ya ama müdürüm işte halleder o işi dediğiniz kişiyi bir düşünün bakalım. Nasıl bir güven, nasıl bir aranan kişi oluyor değil mi? O yüzden sosyal ilişkileri güçlü, iletişim imkanı güçlü, her türlü zor insanla istediğini alabilecek bir sosyal altyapıda olmanız gerekiyor. Bence üçüncü maddelerden bir tanesi bu. İlişki yönetimini öğrenmesi. İyi bir şekilde ilişki yönetimi. Şimdi biz doğal olarak hep kendi sosyal kültürel çevremizdeki insanlarla arkadaşlık ederiz. Onların arasında yaşarız ve onlarla da muhtemelen ilişkilerimiz iyidir. Ama hele ki inşaat sektöründe çok farklı sosyal kültürel dünyadan insanlarla karşılaşacaksınız. Yani Türkiye'nin en zengin 3-5 insanından biri sizin yaptığınız inşaatlarda yer alabilirken konuşmakta zorlanan, yazısı okuması zaten olmayan bir düz işçiyle de bir işi yaptırmak durumunda kalacaksınız. Hepsinle o ilişkiyi yürütebilmeniz lazım. İşte Tahtakale'de diyelim şey yapan, malzeme satan bir esnafla konuşacaksınız. Esnaf gibi konuşacaksın. Patronla patron gibi konuşacaksın. Onun yanında da kendi ekibinizle de farklı konuşacaksınız. Onun içinde de farklı insanlar var. İlişki yönetimini öğrenmek son derece önemli. Ve işte böyle ilişki yönetebilen insanlar da şirketlerde her zaman güvenilen, aranan insan oluyor değil mi? Oluyor. Aynı ilişki yönetimi için de aslında hepsi için bu geçerli. Gözlem yeteneğini geliştirmenizi tavsiye ederim. Ne kadar çok insanları izlerseniz, ne kadar çok gözlerseniz bir metroda dahi sadece olumlu değil, olumsuzu da gözleyerek bak ben böyle yöneticim gibi olmayacağım ileride dememiz lazım. Olumluyu izleyip olumdan olumlu, olumsuzdan olumsuz. Sonra da kendi yeteneklerimizle bunu sentez yapabilmek en doğrusu. En doğrusu. O zaman ben diğer bir maddeye geçiyorum. Benim hiç susmayacağım maddeye geçiyorum. Kendini yenileyebilen biri olabilmek. Şimdi artık hayat o kadar hızlı değişiyor ki. İnşaat sektörü, ekonomi, dünya, yani hayata bakış, insanların alışkanlıkları bu kadar hızlı değişebilen bir piyasada kendini yenilemeyen, sabit, bir kere başardığı dogmalara tutunup kalan biri olmamak gerekiyor. Yeniliklere açık birisi olmak gerekiyor. Kendinizi bunun içinde geliştirmeniz, okumanız, araştırmanız, izlemeniz, insanlarla belli bir seviyede konuşabilecek kadar altyapınız olması gerekiyor. O yüzden ne yapıyorsunuz, ediyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Evet, bunun için de esnek bir zihin yapısına sahip olmamız lazım arkadaşlar. Kolay değil. Hani bu yaş ilerledikçe o esneklik de biraz daha zorlaşıyor. Bizim haberimiz yok abi. Yaşı ilerleyenler aynı. Çocuklarımız da keza yine o Harari'nin kitabında aynı şeyi söyler. Der ki en önemli eğitimdeki konu çocuğu yetiştirirken esnek zihin yapısına alıştırmak. Çünkü o kadar büyük ve hızlı bir değişimle karşı karşıya kalacak çocuk ve bizler. Bizim o esnek zihin yapısıyla bugünün doğrusu yarının doğrusu olmayacak. Olmuyor. Bu çok çok önemli. İşte bu da sürekli kendinizi yenileyerek o esnek zihin yapısına ulaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet.
Bir diğeri de tabii esnek zihin yapısını kullanıyorsak, eğer kendi bakış açımızı değiştirebiliyorsak yaratıcı olmak. Yaratıcı olabilmek geliyor. Hı-hı. Yaratıcı olabilmek ancak esnek bir zihin yapısıyla olabilir. Hı-hı. Yaratıcı olmak nedir? İş yerinde bir sorunla ilk başta konuştuğumuz gibi bir sorunla karşılaştığın zaman ona farklı yollardan yaklaşıp çözebilmen. Bunu getirebildiğin zaman insanlar gene sana güvenecek. Hı-hı. Patron diyecek ki ya bir ona soralım. Hı-hı. Belki bir bakışı vardır. Yani hiçbir fikri olmayan, hiçbir yaratıcı önerisi olmayan, bakın doğru ya da yanlış demiyorum, uçuk bir fikir bile olabilir ama yaratıcı bir fikir olmak zorunda. Leonardo da Vinci zamanında dünyanın en yaratıcı insanıydı ama bunlar ay insanlar ne der diye kenara kuytuya çekilmedi. Her şeyi yazdı. O yüzden kendinizi farklı bakış açılarıyla yaratıcılığı ortaya çıkaracak seviyeye taşımanız gerekiyor. Yaratıcılık bence en önemli, sona çok koyduk doğru, ama en çok, önemlilerden bir tanesi. Çok aslında doğru diyorsun Mert. Hemen bir kitap adı söyleyeceğim. Yaratıcı Tür. Kitapçılarda var zaten yeni bir kitap. Ki sevgili Mert'le onun da bir videosunu yapalım. Kesinlikle diyoruz. Yapmamız lazım. Çünkü ikimizin de okuyup Leonardo Vinci gibi çok keyif aldığımız bir kitap. Yaratıcı Tür. David Eagleman'la Anthony Brandt birlikte yazmışlar. David Eagleman zaten beyin üzerine falan da çok fazla kitabı var. Ayrıca Netflix'te bunun belgeseli de var. David Eagleman'ın Yaratıcı Tür, Yaratıcı Beyin diye de geçebilir şey olarak. Bunu seyretmenizi tavsiye ederim. Benim orada seyrettiklerimden sonra iki tane çıkardığım şey var. Yaratıcılığı besleyen iki şeyin altını çiziyor. Bir sürü şey var da ben bu ikisini kısacık söyleyeceğim. Biri what if senaryosu, yani velev ki diye düşünmek. Ya böyle olmasa ne olurdu? Şöyle olmasa ne olurdu? Bu olmasa ne? Bunu beyne yerleştirebilirsek, peki böyle oldu. Ya böyle olsaydı ne olur? Bunu ne kadar çok beyinle ne simülasyon sokabilirsek farklı yaratıcı beynimizi, zekamızı daha çok harekete geçirebiliyoruz. Diğerinde de diyor ki esinlenme. Her zaman bir şeye, bir esere veya bir yapılmışa bakıp ben de onun bu şeklini yapabilirim diyebilmek, alttan esinlenmek ve tüm sanat eserlerine baktığınız zaten kitabın içinde de o var. Hepsinin aslında bir yerlerden, bir şeylerden esinlenerek üretildiğini, üstüne konduğunu, taş taş üstüne konarak bir takım iletişimlerle, metinler arası iletişim olabilir, filmler arası iletişim olabilir ve hep bu şekilde sanatın da, tüm yaratıcılığın da böyle geliştiği. Şimdi onu diyecektim söyledim. Yani kitapta bu kitabı da. Konuşalım. Kitabı ayrıca konuşalım. Esinlenmeyi söylemişken kısacık konuşayım. Dünya üzerinde sıfırdan bulunmuş hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tabii. Her şey bir öncekinin üzerine bir farklı bakış açısı ekledi. Bugün kullandığınız cep telefonları, ekranlar, uçaklar, gemiler, evler, yapılar, yemekler, her şey. Hı-hı. Resimler, Picasso'nun kübizmi, her şey aslında o kişinin bir şeyi görüp ya böyle yaparsam ne olur açık ya. Açık açık söylüyor. Tabii zaten o söylüyor. Açık açık söylüyor da yani onu Picasso inceliyor. O yüzden esinlenmek bizde şey var hep abi. Çalma değildir. Şimdi bakın, onu diyecektim yani. Ay ondan çalma mı çaldın? Da, alakası hayır, yok. Hepimiz esinlenerek bir şeyler üretiyoruz. Çalma diye düşündüğün zaman o yaratıcı beyninizin önüne ket koymuş oluyorsunuz. Bu çok mühim bir şey yaratıcılık için. Hep bir yerlerde ise yani illaki bir şey yazmak, bir şey üretmek, sanat eseri yaratmak değil. Benim dediğim bir problem çözüm açısından da aynı şey geçerli. Efendim bizden bu kadar olsun. Bunları seyredenlerin aranan zaten biri olacağına kesinlikle inanıyorum. Kesin biri var. Aynen. İzlediğiniz aynen için teşekkür ediyoruz. Biz dilimiz döndüğünce size bildiklerimizi, kendimiz için önemli olan şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Eğer bu videolar hoşunuza gidiyorsa bizim İki Mühendis kanalımıza abone olabilir. Aşağıya görüşlerinizi, fikirlerinizi yazarak bizlerle muhabbet edebilirsiniz. Hem bütün takip edenler de aynı muhabbete katılmış olur. Zaten bayağı edenler de var. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Her gün güzel bir şey. Bir takım yorumlar okuyorum. Benim günümün içinde bir ritüel oldu o da. Değil mi? Yorumlara bakıyorum. Bugün iki mühendise kim ne yazmış diye böyle sabah kalkınca hemen onlara bakıyorum. Bakıyorsun. Aynen. Bizden bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda tekrar görüşeceğiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.